Bazen uyandığınızda sizi huzursuz eden ama nedenini anlayamadığınız bir hisse neden olabilen, gününüzün çok iyi geçmesine, bazen ise sürekli anlam aramaya çalıştığınız uyku hayaline rüya diyoruz. Peki hiç düşündünüz mü, neden rüya görürüz? Bilinçaltımız bize ne sinyal veriyor? Rüya nedir? Rüya, evreleri olan aynı zamanda görsel ve işitsel olarak hissettiğiniz bir duygu bütünlüğüdür. Zaman kavramı olmayan rüya, saniyeler içinde görülür ve gerçek dünyadaki zaman ile karşılaştırılamaz. Zamanın akış hızı çok farklı olduğu için rüya süresini tahmin etmek oldukça zordur. Bazı kişiler daha sık rüya gördüğünü, bazı kişiler ise hiç rüya görmediğini iddia edebilir. Unutulmamalıdır ki herkes rüya görür. Bazıları rüyalarını uyanmaya yakın gördüğü için daha net hatırlar, bazıları çok derin uykudayken rüyalarını gördüğü için hatırlamaz ve hiç rüya görmediğini iddia eder. Çünkü rüyalar, uyandıktan sonra ilk yarım içinde net hatırlanırken geçen zamana takiben unutulur ve gün içinde ortalama %10'unu anımsayabilirsiniz. Neden rüya görüyoruz? Bazı araştırma sonuçlarında beynin bir etkinliği olarak öne sürülmekte, bazı araştırmalara göre ise bilinçaltının uyku esnasında dışarı vurumu olarak yorumlanmaktadır. İnsanın beyninin uyurken de aktif kalmasının bir örneği olarak rüyalar gösterilebilir. Sigmund Freud'a göre rüya, kişinin bilinçaltında bulunan ve buraya atılmış olan isteklerin dışa vurumu olarak yorumlamıştır. Bu yüzden rüyada görülen şeylerin genel bir anlamı olmaktan çok özel bir anlamı vardır ve kişiye göre yorumlanacağını söylemektedir. Rüyada görülen olayların büyük bir bölümü bastırılmış istekler olarak iletirken doğru yorumlamanın çok önemli olduğunu iletmektedir. Rüya türleri. Güncelik rüyalar, basit rüyalar, yorumlanmaya açık olmayan rüya tipidir. En basit haliyle günün yorgunluğu ile kafanıza takılan nesne veya olayları görmenizle oluşur. Yatmadan önce yaptığınız aktiviteye göre de değişmekte olan basit rüyalar, unutulmaya en yatkın gündelik rüyalardır. Yorumlanabilir gerçek rüyalar, bu rüya türünde ise, bireylerin gördükleri rüyaların gündelik hayatında aynı şekilde yaşama ihtimali yüksektir. Bu yüzden bu türleri yorumlanırken dikkat edilmesi gereklidir. Güzel rüyalar, isminden de anlaşılacağı gibi insana huzur veren, uçtuğunuzu, koştuğunuzu veya sevdiğiniz insanlarla zaman geçirdiğinizi gördüğünüz ve uyandığınızda size mutluluk veren rüyalardır. Rüya tekrarı, nadir görülen ama görülen birey tarafından genelde hatırlanan rüya türüdür. Kişi rüyası sırasında aynı mekanda veya aynı kişiyle birden çok kez bulunmasıyla oluşur. Olay ya da mekan tekrarlaması da rüya tekrarına neden olabilir. Rüyanın içinde rüya görmek, bu rüya türünde ise uyandığınızı sansanız bile hala rüyadasınızdır ve rüyanızda uyandığınızı görmüşsünüzdür. Bu katmanlar 2 veya 3 kere tekrarlanabilir. Kabuslar, genelde unutulmayan, stresli, kaygılı ve yorgun zamanlarda uykularımızı kaçıran rüya türüdür. İnsanın psikolojik durumuna ve bilinçaltına göre değişen kabuslar, somut veya soyut varlıkları içerebilir. Sadece bir rüya olduğunu kabul edip, doğru yorumlayarak gününe devam etmelisiniz. Rüyaların bir anlamı var mı? Gerçekten bir sinyal veriyor olabilirler mi? Rüyalarda gördüğünüz hiçbir nesne, obje, duygu veya renk aynı anlamı taşımaz. Rüyaların dili farklıdır. Verdiği mesaj gördüğünüz şeylerde çok daha farklı olduğu için rüyanızın yorumlanmasını istiyorsanız doğru tasvir etmeniz çok önemlidir.